Şimdi akciğer kanserinin belirtilerini sayarsak, belirtileri aslında herkesin başına gelen ve çok önemsemediğimiz belirtilerdir. Evet. Şunu söyleyebilirim. Birincisi, bir kişide öksürük varsa, bu öksürük 2 haftadan daha uzun sürüyorsa, giderek artıyorsa, şiddeti artıyorsa, işte gülerken veya işte şey yaparken hareketli durumda daha çok şiddeti artıyorsa, mutlaka bir akciğer grafisi çekilmesi şart. Evet. Bu bir. İkincisi, balgamdan kan gelme. Eğer öksürdüğümüzde balgamdan kan gelince yine mutlaka film çektirmemiz gerekir. Üçüncü sebebi belirtisi kilo kaybı. Diyet yapmadığı halde kişi normal kilosunun altına düşüyorsa, normal yemeğini yiyor, diyet de yapmıyor, özel bir diyet yapmadığı halde kilo kaybı yaşıyorsa akciğer kanseri belirtisi olabilir. Yine en dikkat çekecek, yani mutlaka bilinmesi gereken bir belirti şudur ki, kişinin el ve ayak parmaklarında ağrılı ve birden gelişmiş bu yumuşak dokuların büyümesi ve ağrılı olarak büyümesi el ve ayaklarda çomaklaşma dediğimiz şikayetler, belirtiler ortaya çıkıyorsa akciğer kanserinin belirtisidir. Yine göğüs ağrısı, sırt ağrısı, yemek yerken yutma güçlüğü, öksürük yine söylemiştim. Veya sırt ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı gibi şikayetler de sadece fizik tedaviyle tedavi edilebilecek olmayabiliyor bazen. Bu akciğer kanserinin başka bir organa sıçradığını da gösterebiliyor. Onun için ağrılarımız olduğunda da mutlaka yine doktora kontrole gidip gözetim altında kalmamız gerekiyor diyebiliriz. Bir içimizi rahat etmesi lazım, evet, değil mi? Evet. Acaba diyene kadar aslında bir yarım saat, bir saat vakit geçirmek hastanede. Bizler maalesef şöyle yapıyoruz. Çevremizdeki yakınlarımızda sağlıkla ilgisi olmasa, işte konu komşu, işte ben işte sırtım ağrıyor da, öksürüyor da, yani bu tür şikayetleri nane limonu iç de geçsin. Bu tür şikayetleri konuştuğumuz zaman bu şikayetlerin karşımızdaki insan tarafından diyenler, ya bende evet, de var, bende de gelişiyor deyip kendimizi rahatlatıp tedaviden kaçmak yerine hiç kimseye danışmadan bir sağlık merkezine gidip tetkiklerini yapmamız bence daha faydalı. Çok daha hem içimiz rahat eder, hem en azından elimizde bir görüntülerimiz olur. Bir de şikayetlerimiz olmasa da bu görüntüleri yaptırıp, check-up'larımızı yaptırıp bir kenara koyduğumuz zaman ilerleyen zamanlarda şikayetlerimiz ortaya çıktığında, o zaman tetkik yapıldığında geçmişte yapılmışlarla şimdikinin arasında doktorun karşılaştırma yapma imkanı olur. O zaman hekim şunu söyleyebilir, bu daha önce de varmış, çok önemli olmayabilir diyebilir. Hem teşhise yol gösterir. Tabii. O yüzden elimizde mutlaka evraklarımız olmalı. Sağlıklıyken check-up mutlaka yaptırmalıyız ki o bilgiler bizde kalsın. İlerleyen zamanlarda inşallah ihtiyaç olmasın, hiçbirimiz için Tabii. ihtiyaç olmasın, ama olduğu zaman da hekime yol göstermesi adına bunların yapılması gerekiyor. Hem